Sebze haşlamak veya haşlanmış sebzeyi yemek böyle kimi zaman insana böyle bir ya şimdi haşlanmış sebze mi yiyeceğiz diye bir his verebilir. Ama aslında hiç de öyle değil. Gayet böyle güzel bir parça zeytinyağıyla lezzetlendirilmiş ve doğru haşlanmış sebze çok çok da lezzetli olabilir. Bunun için birkaç tane ipucundan bahsetmek istiyorum. Önce kettle'ımdan 100 derece kaynayan suyumu tencereme döküyorum. Şimdi haşlanan sebzeleri bir parça rayha vermek isterseniz içine bir parça biberiye veya defne yaprağı koyabilirsiniz. Bunların hiçbiri bizim evde yok derseniz de birkaç tane karanfil suyun içine atabilirsiniz. Bir parça renk istiyorsanız da zerdeçal da olabilir. Bayağı heyecanlı oluyor. Sonra su orada kaynarken haşlanacak sebzelerle ilgili birkaç ipucu vermek istiyorum. Şimdi her sebze aynı hızda haşlanmıyor. Ve kimisi daha sert oluyor. Mesela havuç çiğnerken de bayağı vakit harcatabiliyor. Onun için ilk başta havuçlarımı atıyorum. Bir de tabii ki doğrarken boyutu da önemli. Daha küçük doğradığınızda havuçlar da dolayısıyla çok daha hızlı haşlanacak. İkinci sebzem de kabak. Kabak aslında epey su ihtiva ediyor ve aslında çok kolay haşlanıyor. Orada şöyle bir ipucu var. Kabağın ortası kabuğuna göre bir parça daha lezzetsiz. O yüzden çekirdekli taraflarını aldım ve böyle daha iri parçalar koydum. Onları ekliyorum. Bunlar böyle 1-2 dakika haşlanacaklar. En son olarak brokolileri neredeyse böyle bir sokup çıkaracağım. Bu arada sosumu hazırlamak istiyorum. Onun için bir parça zeytinyağı. Bu zeytinyağın tabii ki tuzu çok önemli. Çünkü suyuna hiç tuz koymuyorum. İlk böyle güzel sıcak sıcak çıktığında öf diye tuzunu çeksin istiyorum. Bir parça acılık her zaman güzel oluyor. Onun için şuradan bir tane kırmızı biber alıyorum. Bunu da ince ince kıyıyorum. Sosumun içine atıyorum. Bir parça karabiber olmazsa olmazı. Arzu ederseniz daha hafif yapmak istiyorum. Zeytinyağı kullandırma bana derseniz de bunu yoğurtla da yapabilirsiniz. Aklınızın bir yerinde bulunsun. Çok azıcık da sirke. Arzu ederseniz bir parça da nar ekşisi koyabilirsiniz. Kapatıp karıştırdınız mı? Sos da hazır. Sebzeler de epeyce kaynadı. Şimdi bu böyle daha soluk gözüken brokolileri de içine atıyorum. Hemen o soluk gözükenler bir anda cap canlı güzel yeşil renklerini alıyorlar. Şimdi artık çıkarabilirim. Burada şöyle düşünün, siz hamama girdiniz, güzelce terlediniz, bütün o arındınız, gözenekleriniz açık. İşte tam bu anda hani güzel böyle bir yağ sürdüğünüzde o böyle çok güzel cildinize iyi gelir. Aynı şey bu sebzeler için de geçerli. Daha böyle sıcağı üzerindeyken, gözenekleri açıkken sosunu eklemek gerekiyor. Şimdi böyle aldım. Hemen sosunu üstünde gezdiriyorum. Şöyle bir parça da karıştırdım mı? İnanılmaz döner kebap lezzetinde sebze yemek istiyorsanız bu tarif aklınızın bir yerinde bulunsun.